Herkese merhaba arkadaşlar, dedim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villa tanıtacağım sizlere. Sizler de izlerken bayılacaksınız. Çünkü denize 300 metre mesafede terasta da çok güzel bir deniz manzarası var. Mutlaka terasa kadar izleyin. Odaları da çok büyük. Odaların zaten metrekare ölçülerini sizlere içeride vereceğim. Arsa payımız 500 metrekare. Jacuzzi'li ve otoparklı bir villa tanıtacağım sizlere. Çok güzel. Şöyle önce otopark alanından başlayalım, daha sonra içeriye doğru gidelim. Dış cephe renklerini zaten az önce gördünüz. Beyaz ve antresit gri renkler, popüler renkler bunlar zaten. Artık çoğu villada bunlar kullanılmaya başladı. Gelelim otopark alanına. Burada iki araç rahatlıkla sığabilir bu otoparka. Yerler doğal taş. Şöyle yan tarafa baktığımızda ekilebilir peyzaj alanımızı görüyorsunuz. Yanında hemen bir villa daha var. Toplamda bir dönüm arazi aslında burası. Ama her villanın kullanım payı 500 metrekare. Çok güzel bir metrekare bence. Artık dediğimde 500 metrekare villa arsası görmek zor. Genelde 300 metrekare civarlarında oluyor. Burası 500 metrekare. Her iki villa birbirinden ayrı aslında. Yani tamamen birbirinden bağımsız, müstakil. Siz dilerseniz duvar üstünü çim çitle yükselterek daha fazla bağımsız haline getirebilirsiniz. Ama girişlerimiz tamamen farklı. Şöyle yan taraftaki villanın da, yani arka tarafta kalan villanın girişi de sol taraftaki kapı. Ayrıca oranın bir de yaya girişi var. Orası da yan sokaktan giriliyor. Peyzaj çalışması güzel yapılmış bence. Çünkü erik ağaçları, limon ağaçları, zeytin ağaçları ekilmiş. Siz dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz tabii. Çam ağaçları da zaten 5-6 ay içinde büyüyüp tamamen izole hale getirecektir yan taraftaki villadan. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Yani önce bir ön bahçeye gidelim, daha sonra içeriye geçelim. Güzel de bir çim çalışmamız var burada. Burada da yürüme yolları yapılmış. Siz dilerseniz bir değişiklik yapabilirsiniz tabii ki. Aldıktan sonra, villa sizin olduktan sonra artık üstünde istediğiniz gibi oynamalar yapabiliyorsunuz tabii ki. Burada bir bahçe veranda alanımız var. Yerler seramik, laminat görünümlü seramik. Pergülemiz hazır. Burada tekrardan bir pergüle çalışmasına ihtiyacınız yok. Şöyle ön tarafa doğru gidelim. Burada yine çim çalışması devam ediyor. Çelik kapı kısmı bu tarafta. Salon bu tarafta kalıyor. Gelelim jacuzzi alanına. Burada bir havuz yok. Ama zaten ihtiyacınız olmayacaktır. Çünkü denize 300 metre mesafede. Buradan yürüyerek 5 dakika bile bulmayacaktır. Yan taraftaki sitenin kendine özel bir plajı var. Buradan da o siteye zaten direkt giriş var. Bir 5 dakikalık yürüme mesafesiyle o sitenin plajını kullanabiliyorsunuz. Çünkü halka açık bir plaj orası da, sadece siteye özel değil. Plajın yanında kafeteryaları da, marketleri de mevcut. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Güzel bir jacuzzi'miz var burada. Küçük değil. Sadece jacuzzi olarak kullanacağınız için serileme amaçlı gayet iyi bir şekilde kullanılır. Gelip bu taraftan da alır mısın bir villa? Bu taraftan da al. Güzel görünüyor çünkü bu taraftan da. Renklerini daha iyi görebilirsiniz. Beyaz ve antresit gri. Zaten popüler oldu artık bu renkler. Yeni yapılan çoğu villada bu renkler kullanılıyor. Hatta eski villalarda tadilat yapıldığı zaman bu villa bu renklere boyanıyor. Arka bahçeyi de bir gösterelim. Buradan daha sonra içeriye doğru geçelim. Burası da arka bahçemiz. Burada ince uzun bir bahçemiz var. Yine çim çalışması yapılmış. Burada da yine ağaçlandırmalar da yapılmış. Bol bol limon ağacı ekilmiş. Merkezi klima sistemimiz burada. Bir tane de kilerimiz var. Biraz ufak bir kilerimiz var orada. Bahçede kullandığınız malzemeleri orada muhafaza edebilirsiniz. Bunlar güzel düşünülmüş. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Burada dediğim gibi salon bu tarafta kalıyor. Jacuzzi'ye bakıyor. İçeriden zaten bunları tekrardan göstereceğim sizlere. Konum olarak çok güzel. Altınkum Mahallesi diyoruz ama aslında Yeşilkent diye geçer. Yani biz Didim halkı buraya Yeşilkent deriz. Süpermarketlere yakın bir konumda. Hemen 400-500 metre ileride süpermarketlerimiz var. Migros Jet var. Şok var. Bunlara da yürüme mesafesinde yine yürüyerek buralara gidebilirsiniz. Tavanda güzel de bir dekore çalışmamız var. Yavaş yavaş içeriye girelim. Gel şöyle karşıdan alırsan. Ben de şöyle geçeyim. Villaya girdik. Direkt sağ tarafımızda bir tane vestiyer alanımız var. Şöyle sürgülü kapılı. Bu sürgülü kapının bir tane daha kapısı var. Diğer kapısı da ilk geldiğimde görmemiştim bunu. İlk geldiğimde görmemiştim. İkinci kez geldim villaya. İkinci geldiğimde fark ettim ben de. Bu sürgülü kapının diğer tarafı da banyo lavaboya açılıyor. Çok ilginç. Ben ilk defa böyle bir tasarım gördüm ama güzel olmuş. Güzel olmuş. Bu arada müteahhit firma kendisi de inşaat mühendisi. Bunun da bilgisini verelim. Kendisi inşaat mühendisi zaten. O yüzden bu konuda tecrübeli bir insan. Şöyle burada da bir çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Ayrıca
Buraya termosifonu da kurabilirsiniz. Onun içinde bir tesisat bırakılmış. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Buraya da bunun yapılması güzel. En azından merdiven altı da değil, basık da değil. Çoğu villada sizler de görüyorsunuz. Hatta bazı izleyicilerimizden yorum da geliyor. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirildiği zaman basık oluyor. Hatta bazı müşterimiz işin şakasına da giriyor. Beyin kanaması riski gibi vesaire vesaire. Gelelim giriş kattaki ilk odaya. Bu oda tüm müşterimiz tarafından isteniyor. Giriş katta bir oda olsun isteniyor. Ölçüleri de 2.90'a 3.70. Güzel de bir ölçüsü var. Gün ışığı, aydınlatmalar. Bir tane de sürgülü kapımız var. Ön veranda alanına çıkıyor. İster yatak odası olarak değerlendirin, isterseniz de çalışma odası olarak değerlendirebilirsiniz. Tercih sizin. Ama villa çok güzel. Gelelim ilk olarak salondan başlayalım. Daha sonra üst kata çıkacağız. Metrekare olarak çok güzel bir salonumuz var. Yani buraya istediğiniz gibi mobilyalarınızı dizebilirsiniz. İstediğiniz tarzda bir çalışma yapabilirsiniz. Televizyon ünitemiz bu tarafta. Ölçülerine de bakalım hemen. Yerler 60'a 120. Seramik, aydınlatmalarımız gün ışığı. Mutfakta gizli mutfak gibi yapılmış. Köşeye konmuş. Yani salondan ayrı gibi duruyor. Bu arada şu an ölçerken sadece salon alanının ölçülerini ölçtüm. Mutfağı eklemedim. Sadece salon olarak kullanacağınız yer 5.40'a 6.40. Çok güzel bir ölçü bence. İki tane sürgülü kapımız var. Biri veranda alanına, biri jacuzzi alanına çıkıyor. Burada da gizli bir mutfağımız var. Mutfağın mermeriti henüz gelmedi. Çimson bir mermerit gelecek. Kapaklarımız da güzel, beyaz, sade en azından. Gözü yormuyor. Bu tarafta da cam desenli yine mutfak dolaplarımız var. Bir tane servis penceremiz var. Şu anda elektrik işlerinde ufak tefek sorunlarımız var. Aydınlatmalarımız gün ışığı beyaz yok. Sadece gün ışığı da kullanılmış. Ufak tefek eksiklikler var. Bunlar giderilecek. Mutfakta eksiklikler var. Elektrik aksamlarında birkaç eksik var. Bunlar giderilip o şekilde size teslim edilecek. Patlatma taş montalamayla burada bir televizyon ünitesi yapılmış. Bir de şöyle otomatik panjurları sizlere göstereyim. Manuel bir otomatik panjur sistemimiz var. Siz takacağınız ek aparatlarla tam otomatik yapabilirsiniz. Ama bence bu villa akıllı bir ev sistemini hak ediyordu. Çünkü metrekare olarak çok büyük bir villa ve konum olarak da çok güzel bir villa. Bence akıllı ev sistemini hak ediyordu. Ama tabii ki bunlar artık yapılırken müteahhit firma tarafından yapılmış tercihler. Biz saygı duyuyoruz. Gelelim bir üst kata. Bu katta 3 tane yatak odası, 1 tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. İlk olarak girdiğimizde soldaki yatak odasından başlayalım. 2 tane Fransız balkon diyebiliriz. Camımız var burada. Bir tanesi otopark alanına, bir tanesi de ön villanın ön tarafına bakan. Buradakini almamışız. 5'e 3.50. Metrekare olarak güzel. Yerler laminant görünümlü seramik. Gün ışığı aydınlatmamız var yine. Otomatik panjurlu Fransız balkonlarımız var. Kat kalorifer sistemi var. Televizyon tesisatı çekili. Oda özellikleri çoğunda aynı zaten. Her odanın aynı özellikleri var. O yüzden tekrardan söyleyip sizleri de yormak istemiyorum. Gelelim banyo lavabo alanına. Burada ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Çok şık banyo dolapları konmuş. Burada hem çamaşır makinesini kurabileceğiniz alan hem de termosifonu kurabileceğiniz alan var. Duşakabin gelmemiş henüz, gelecek. Dediğim gibi eksiklikleri var. Yerlerde ve duvarlarda aynı seramikler var. Klozette bu tarafta Japar marka. Bunlar da özenle seçilmiş malzemeler. Gelelim buradakinden devam edelim. Bu yatak odasından devam edelim. Şöyle diyeyim. Bu yatak odasında ekstra olarak bir tane de gardırop var. Yine müteahhit firma tarafından yapılmış. O şekilde sizlere teslim edilecek. Yani bu burada zaten buranın ölçülerine göre yapılmış. Bu aslında müteahhit firmanın sizlere hediyesi. Yeni yapılan villalarda gardırop yapılıp verilmiyor normalde. Yani yapılması zorunlu değil. Bazı müteahhit firmalar müşterilerine hediye olarak bunları yapıyor. 3'e 6.20. Ölçüleri de güzel. Burada boydan boya bir Fransız balkonumuz var. Çok güzel ama hepsi açılmıyor. Sadece ortadaki iki bölme açılıyor. Televizyon tesisatımız var. Bir tane de ortak kullanım bir balkon var burada. Burayı da göstermiş olayım sizlere. Hemen buradan alırsan. Birazdan buradaki yatak odasına da gireceğiz. Burası ebeveyn banyolu yatak odası. Yine aynı balkonu kullanıyoruz.
Balkon kapılarında da otomatik panjurlarımız mevcut. Şöyle jacuzzi alanına bakıyor. Buradan da bir bahçeyi gösterir misin? Ayrıca bol bol yeşil alana da sahibiz. Hemen karşıdaki ormanı da gösterir misin? Yeşil alan mevcut. Burada güzel bir havadarlık var. Bu villayı aldığınızda sıkılmazsınız arkadaşlar. Yaz kış bile oturabilirsiniz. Dediğim de tercih etmeniz bölgelerden bir tanesi. Ama tabii ki fiyat olarak biraz diğer villalara göre yüksek. Bu da neyden kaynaklanıyor? Arsa payından. 500 metre arsa payı var. Ayrıca denize yakınlığı da çok güzel. Bunun da şarjı bitiyor galiba. Arsa payı yüksek. 500 metrekare arsamız var. Ayrıca burada konum olarak yani denize yakınlığımızdan dolayı arsa fiyatları pahalı aslında. Yani villanın değil de arsanın fiyatı pahalı olduğu için bu otomatikman zaten villanın fiyatına yansıyor. 3.60'a 4.40. Buranın da ölçüleri. Yerler yine dediğim gibi laminat görünümlü seramik. Az önceki balkona buradan da bir çıkışımız var. Bir Fransız balkon var. Bir de ebeveyn banyosu var. Şöyle ben çıkayım sen göster. Bazı odalarda aydınlatmaları açamıyoruz maalesef. Dediğim gibi ufak tefek eksiklikler var. Bunlar giderilecek en kısa zamanda. Şöyle diyeyim. Zaten eksiklikler giderildiği zaman eğer satılmamışsa hala villa tekrardan gelip bir çekeceğim. Çünkü o şekilde villayı daha iyi görmüş olacağız. Merdivenlerde siyah ve beyaz mermerler kullanılmış. Şöyle gün ışığını almamız için cam da bırakılmış. Gelelim bu kata. Bu katta ilk olarak solda bir odamız var. Burayı çatıyı ister açarsınız, bir teras olarak değerlendirirsiniz. İsterseniz de kiler olarak yani fazlalık eşyalarınızı buraya depolayabilirsiniz. Tercih sizin. Üstünde farklı farklı oynamalar yapabilirsiniz ama yatak odası olarak değerlendireceğinizi sanmıyorum. Yani çatı basık olduğu için o şekilde değerlendirmeyeceğinizi düşünüyorum. Gelelim son banyo lavaboya. Sadece seramik renkleri farklı. Geri kalan her şey dizayn aynı. Seramikleri bence daha güzel olmuş. Diğer banyolarda da bu kullansaymış daha iyi olabilirmiş diyelim. Geçelim son odaya. Şöyle karşıdan alırsan. Burası yani yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz ama benim tercihim yatak odası olarak değerlendireceğinize burayı bence ikinci bir salon yapın. Güzel bir odanız olacaktır burada. Misafiriniz olduğunda da iyi bir şekilde burada ağırlarsınız. Buradaki ölçüyü alamamışız. Tekrardan alalım. Evet, 7'ye 4. Metrekare olarak da güzel bir metrekareye sahibiz. Yerler yine 60'a 120 seramik. Son olarak terasa çıkalım. Zaten videonun başında da söylemiştim. Terasta çok güzel bir deniz manzaramız var. Hemen şöyle karşıda gösterir misin? Size bahsettiğim plaj orası. Orası halk plajı. Halka açık. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Hemen karşıda da 5 yıldızlı oteller var. Yanında orman. Dediğim gibi yeşillikler içinde deniz manzaralı. Çok güzel bir konumda 5 artı 1 500 metrekare arsa kullanım payımızın olduğu bir villa tanıttım. Bence kaçırılmayacak bir villa ama tabii ki fiyat biraz yüksek. Fiyatını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bizi arayarak da fiyatı alabilirsiniz. Ama bu fiyatlara bir villa tercih edecekseniz burayı tercih etmenizi öneririm diyebilirim. Gelelim son bir özet geçip yavaş yavaş videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'nde denize 300 metre mesafede 500 metrekare arsa kullanım payımızın olduğu 5 artı 1 villa tanıttım. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Daha detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.